Herkese merhaba. Size bu videoda beni suçsuz yere nasıl 7 yıl yatırdıklarını, çıktıktan sonra yaklaşık 40 yıl önce çocukken işlediğim suçlardan dolayı 6 yıl cezasını yatıp çıktığım suçlardan dolayı yeniden yargılama başladım. İnfazım var deyip bana tekrar ceza verdiklerini, bu olayları anlatacağım kısaca. Tarım Bakanlığı ile ilgili videomu çekerken hatırlarsınız, ben size bahsetmiştim. Ziya Hacıoğlu işte arkadaşım benim, çok arkadaşım, yakın arkadaşım. Beraber işler kurduk işte. Tarım Bakanlığı'na ihaleler aldık, iş yaptık falan filan ondan sonra. Hak edişler düşmeye başladıktan sonra Ziya Hacıoğlu biraz değişmeye başladı. Aslında Ziya Hacıoğlu ve ailesi çok zor durumdaydılar. Ankara'da yani borçla yaşayan bir aileydi. Bunu Ankara esnafı biliyor zaten. Bütün her şeyi ben yaptım. Bunların delilleri var, ispatları var, işte kanıtlarım var falan. Ben de o ara avukatlarımla görüştüm. Ticari olarak mahkeme açmayı düşündüm. Bununla ilgili işte avukatımla görüştüm. Gidiyorum, geleyim işte. Şoförüm, yani daha doğrusu arabamı kullanan kardeşim, babası arkadaşım benim sağ olsun. Mehmet'le beraber gidiyoruz, geliyoruz. Biliyorsunuz Mehmet Açmaz bu süreçte sürekli bizimle beraberdi. Ziya Hacıoğlu, Mehmet Açmaz, ben. Üçümüz gidiyorduk, geliyorduk. Bütün olaylara da şahit yani. Bütün her şeyi benim yaptığımı, Ziya'nın çok parası olduğunu falan filan biliyor. Hatta Ziya bazen şöyle oluyordu. Para lazım oluyordu mesela. Diyelim ki 3000 lira lazım, 5000 lira lazım. Çünkü sürekli paralar gidiyor. Sürekli yeni bir iş kurarken falan. Yok falan. Mehmetciğim diyordu, bir arasana annenle babandan sen iste falan. O da arıyordu, 3000 lira lazım, 5000 lira lazım falan. Onlar da gönderiyordu falan filan. Bunlar geri dönmeyen paralar yani. Mehmet Açmaz'a Ziya Hacıoğlu dedi ki, sen de bizimle berabersin. Mehmetciğim sen de bu işin ortağısın, merak etme falan gibi beklentiler de oluşturmuştu. Yine avukatımızla, işte avukatımla görüşmek için Ankara'ya gitmiştim. Aradım kendisini. Ali'cim dedi, sanayiye geldim dedi. Arabada bir sıkıntı çıktı dedi. İki saat sonra falan dönemem dedi. Biz de işte yemek yiyelim diye avukat ofisinin yanında, daha doğrusu biraz aşağısında, Güniz Sokak'ta Hacı Arif Bey lokantası var. Tam da hemen hemen karşısına düşüyor. Rahmetli eski Cumhurbaşkanımız Demirel'in konutu var orada. Hala o konutta oturuyorlar. İşte ailesi falan, anamı Allah azim versin. Kendimize işte bir yiyecek bir şeyler söyledik. İşte hiç unutmuyorum işte patlıcan kebap söyledik. İşte onu beklerken önden işte garnitür bir şeyler geliyor ya böyle. Onlar geldi falan. Bir şeyler geldi falan. 7-8 kişi geldi. Polis dediler falan filan. Kimlik dedi Mehmet. Kimlik gösterdiler. Hemen telefonlarımızı aldılar falan. İşte buyurun dediler, gidiyoruz dediler falan. Ben bir dakika dedim ben de. İşte garsona hesabı getirir misin dedim. Garson da hesabı getirdi. Buradan da Hacı Arif Bey lokantasına şunu söylemek istiyorum. Ya aparatif bir şeyler gelmiş. Tamam mı? Ben nezaketen, tamam mı? Hesabı ödeyelim öyle çıkalım diyorsun. Siz de utanmadan hesabı getirin. Koskoca Hacı Arif Bey lokantası ya. Ben de mekancılık yaptım yani. İnsan öyle durumlarda hesabınız yok beyefendi. Buyurun falan der yani. Ben de bir şey lahmacun, mahmacun, küçük bir şey, fındık lahmacun bilmem ne falan filan almış adından yani. Utanma ya, ayıp ayıp. Çok, çok ayıp ettim burada. Neyse, devam edelim. Emniyete gittik. Tamam mı? Emniyete gittik. Dediler ki sen işte Ziya Hacıoğlu'na ateş ettirmişsin. Onunla ilgili buradasın. Evet tamam, kim ateş etmiş? Mehmet ateş etmiş. Yani bunu ilerleyen kısmında anlatacağım. Tamam mı? Şöyle düşünebilirsiniz. Ya bırak şimdi sen yaptın mısın falan. Vallahi öyle değil ama anlatacağım bunu yani. Tamam. Nedir ifademiz alın falan filan. Tamam dedi. Atla nezarete. Yan yana nezaretlerdeyiz. Emniyette 3 gün boyunca orada teşhis odası var. Hemen nezaretlerin yanında teşhis odası var. Fakat çok ilginçtir. O teşhis odasının duvarları sünger kaplıdır nedense. Orada Mehmet'i 3 gün dövdüler. 3 gün. İşkenceli ama kaba dayak. Bunu bana Ali Yeşildağ yaptıracaksın diye. Yaptırdı diye. Tamam mı? Kabul etmedi. Ondan sonra ifade verdik. Bu arada başbakan kim biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan. Müsteşarı kim? Fahri Kasırga. Ben kimim? Tayyip Erdoğan'ın en zor günde yakınında olan ailenin bireyiyim. Cezaevine gitmişim. Ona işte eşyalar götürmüşüm, ihtiyacılarını almışım, kirli eşyasını almışım, Emine Hanım'a götürmüşüm, Ulus'tan işte tiramisular götürmüşüm falan filan. En zor günde yanındaki adam.
Biz orada işkence yaptılar. Bana dokunamadılar. Onun da sebebi yani Ali Yeşil'le olduğum için değil. Ben tip 1 diyabetliyim. Bunu sordular. Tamam bir rahatsızlığı var mı? Var dedim. Dokunamadılar yani. Elimizde kalır bir şey olmaşımız yaşanırız diye bunu. İfademizi verdik çıktı. Oradaki vaadimiz şöyle. Ben diyorum ki benim bu işte bir alakam yok. Ben olay tarihinde İstanbul'daydım. Olay olmuş Ankara'da. Kim yapmış bunu? Mehmet Hacari, Mehmet Açmaz. Mehmet Açmaz'a sorun diyorum. Ne yapmış o yapmış. Bütün mesuliyet ona aitti. Beni ilgilendirmez diyorum. Mehmet Açmaz diyor ki bana bu olayı kimse yaptırmadı. Ben bu olayın içinde olduğum için tamam mı? Kendim kızdım geldim. İşte korkutma amacıyla yere doğru ateş ettim. Bir tane Ziya'ya gelmiş. Ziya'ya ne olmuş? Ayağını mermi sıyırmış. Hastane bile yatmamış. 4-5 tane ateş edilmiş. 3 metre ve 4 metre mesafeden. Oradan savcılık, hakim, Sincan cezaevi. Şimdi savcılığa çıktık. Aynı ifadeleri verdik. Tutuklama hakimine çıktık. Savcılıktan sonra tutuklama hakimine çıkıyorsun. Seni bırakacak veya bırakmayacak. Emniyetteki polisler dedi ki, Ali Bey sen merak etme, seni tutuklamazlar dedi. Belki Mehmet'e tutuklamazlar dedi, tamam mı? Basit yaralama dediler bu, çıkarsın dediler. Ben de öyle bekliyorum. Tutuklama hakimi geldi. Şöyle bir şey oldu. Oturuyoruz tabii. Ondan sonra ailemiz geldi, eşim geldi, onun aileleri geldi. Bunlar herkes kalabalık oturuyor. Hakim geldi böyle yaptı. Ali Yeşil'de hakim dedi. Buyurun benim dedim. Ben de, tamam dedi. Ondan sonra salona girdi, bizi içeriye aldılar. Gece geç saat olduğunu dışarıdan geldi yani. Tutuklama hakimi dedi ki, sen dedi olay aynı ifadeleri verdik. Ama dedi sen olay günü dedi, Mehmet Açmaz dedi, 105 kere aramışsın. Yok dedim efendim ben 105 kere aramadım benim olay günü. Hatta hiç aramadım dedim. Burada böyle yazıyor dedi. Ama dedi ben aramadım, burada böyle yazıyor ne yapayım dedi. Tutukladı. Savcılığın ifadesi şöyle, iddianamesi. Savcılığın iddianamesi olacak değil mi yani? Neye göre bizi polis alacak? Mehmet Açmaz, Ziya Hacıoğlu'na ateş edip İstanbul'a kaçarken telefonu Bolu'dan sinyal vermiş. Böylece Ali Yeşil daha görüştüğü ortaya çıkmış. Ayrıca bir ayda 105 kere birbiriyle görüşmüşler. Bu iddianameyle beni tutukladılar. Sincan cezaevine girdik. Üç suç ortağı, bir tane de Murat diye bir kardeşimiz var. Üniversite mezunu, işinde gücünde. Hayatımda hiç görmedim, o da beni görmedi. Zaten mahkemede söylüyor, ya ben diyor, bunları Ali Yeşil'i daha tanımam diyor. O da beni tanımaz diyor. Bunların diyor, aralarında bir şey varmış yokmuş, benim diyor alakam yok diyor. Ben diyor Mehmet'le geldim diyor. Tamam mı? Benim bu olayla bir alakam yok diyor. Murat da var. Üçümüz de ayrı ayrı. Üç tane koğuşa koydular, cinayet koğuşuna koydular. 6 ay bekledik, 6 ay sonra mahkemeye çıktı. Eşim çocuklarıma yurt dışında demiş. Yani söylermiş bana işte. Çocuklarım o zamanlar işte birisi 4. sınıfa gidiyor, birisi 7. sınıfa gidiyor. 1. mahkemede ifadeler alındı. Hakim okuyor. Emniyet ifadeleri okundu. Savcılık ifadeleri okundu. Mahkemedeki ifadelerine bakındı. Çelişki olmadı, ortaya çıktı. Yani bütün ifadeler aynı. Ben diyorum ki benimle alakası yok. Mehmet diyor ki beni kimse azmettirmedi diyor. Ben diyor kendim olaylarla içinde olduğum için kızdım diyor, geldim diyor. Korkutmak amacıyla diyor ateş ettim diyor. İvermede bir ayağını sıyırmış. Yani pansuman da olmuş yani. Herhangi dikiş mikiş bir şey yok yani bir şey yok. Bana ait somut hiçbir delil yok. Tahliye bekliyorum. Attım. 2. mahkemede hakim değişti. Asliye cezadan bir hakimi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yaptılar. İşte 3. mahkeme attı falan filan derken. Bu arada eşim Emine Erdoğan'ı arıyor. İşte Emine Hanım'la telefonda konuşuyorlar. Durumu anlatıyor. Emine Hanım diyor ki Allah Allah diyor ya. Çok enteresan diyor, çok garip diyor. Şöyle bir şey soruyor. Ya bu Ali diyor bunların diyor öz kardeşi mi, üvey kardeşi mi diyor. Öz kardeş diyor. Sen hiç merak etme diyor. Ben diyor Tayyip Bey'le görüşeceğim diyor. Bu konuyu halledeceğiz. Her yeri çözülme diyor. Tabii ne oluyor? Bir daha geriye dönmüyor. Şimdi Emine Hanım'ı anlıyorum. Meşgul kadın. Yani işte eşi o zaman başbakan. Kendisi first lady falan.
Her gün değişik bir kıyafet giymesi lazım. Değil mi? Emine Hanım bir giydiğini giymiyor biliyorsunuz değil mi? Yani yaklaşık olarak 20-21 seneye vurduğun zaman yaklaşık 7000 tane falan kıyafet giyiyor. Dikkat edin, Emine Hanım bir giydiğini daha giymez. Bunlar özel dikim. Kumaş seçimi var, renk seçimi var, değil mi? Provası var falan filan. Onu anlıyorum ben. Buna bir şey demiyorum. Fahri Kasırga'ya gidiyor. Fahri Kasırga'ya gidiyor. Fahri Kasırga diyor ki, Allah Allah diyor ya. Hiç diyor haberim yok diyor. Tamam diyor, sen üzülme diyor. Hallederiz diyor. Şimdi bu hiç haberim diyor yok. Fahri Kasırga kim biliyor musunuz? Tayyip Bey. Bizim eski işte anlattım. Ne yapıyorlardı? Ta bomba atıyorlar falan filan 80 öncesinden beri tanıyoruz. Tamam mı? Tayyip Bey ile Tayyip abi ile beraber Hasan Yeşil'le Pınarhisar'dayken, o zaman savcıydı kendisi. Ulus'a geliyorlar. Beraber oturuyoruz. Yanında kim var? Eşi var. Telefonla işte Hasan Yeşil'le arıyoruz. İşte görüşüyor. Ne var ne yok. Her şey yolunda mı falan filan bilmem ne. Tamam mı? Ta oralardan beraberiz yani. Ha bu arada normalde savcı ya, kendi bulunduğu yerdeki bir cezaevinde birisi telefonla yakalansa sürgün ederler, ceza verirler, bir sürü bir mesele. Ama cezaevinde kendimi arıyoruz. Bir de Fahri Kasırga'nın çocukları bizim ortağımız. Beraber yazılım şirketimiz var. İşte E-Devlet gibi çok büyük yazılım işleri yapıyoruz. Ne diyor? Benim diyor haberim yok diyor. Allah Allah diyor. Değerli annenin çocuğu Fahri Kasırga. Tabii eşim Hasan abimle görüşüyor falan. Bu mahkeme, öbür mahkeme, öbür mahkeme falan. Ya. İşte bu arada şöyle olmaya başlıyor yavaş yavaş. Yani Hasan Yeşildağ'la Zeki Yeşildağ yavaş yavaş kalleşlik yapmaya başlıyorlar. Bana evime sadece bugünkü parayla asgari ücret kadar para ödüyorlar. Çocukların okul parasını ödüyorlar. Asgari ücret kadar para ödüyorlar. Eşim her hafta işte Ankara'ya geliyor, uçakla gelip gitmesi lazım. Çocukları bırakacak yer yok, işte sabah gelip akşam dönmesi lazım. Çocuklar var ufak falan, onunla idare edin diyorlar. Nasıl başlamıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Çocuk kaçarak başlamıştık. Bunlar beş parası adamdı falan filan. Hasan Yeşildağ cezaevindeyken eşimin yanında bizim evimizde kalıyordu. İşte ben havaalanına gidiyordum, alıyordum. Bazen annesine götürüyordum falan filan. Hemen başlıyorlar. Şerefsizlik yapmaya. İşte Ziya Hacıaloğlu mahkemeye geliyor. Yok efendim diyor, öyle ortağı diyor ya. Bize diyor yardım et diyor falan filan. Ondan sonra ben diyorum ki yani ben Kızılay değilim. Ben teminatları ben verdim. Bütün masrafı ben cebine ettim. Evimi ipotek ettim ya. Ben niye evimi ipotek ettim? Ben 2 sene Ankara'da kaldım. Yani cuma geldim işte falan. Yani her gün beraberiz. Her gün bakanlığa gidiyoruz falan filan. Hatta hakim bir ara dedi ki ne yapıyorsunuz bakanlıkta? İhale mi dağıtıyorsunuz falan. Böyle bir, bizimle bir taşak geçti yani. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Mahkemede de ifadelerinde ben şunu söyledim. Bizim Mehdi Eker, o zaman bakan, %50 ortağımız, Selami Gülay, özel kalem müdürü ortağımız, Faruk Sümer, danışmanı, özyeğeni ortağımız. Beni ne bir savcı çağırdı ifadeye, ne bir şey oldu, hiçbir şey olmadı yani. Hiç. Orayı hiç es geçtiler. Şimdi mahkemede ifadeler alınıyor tabii. Bir ayda Mehmet'le 105 kez görüşmüşüm. 105 kez. Mehmet'le bir yerde görüşmüşüm. Neden görüştün diyorlar. Ya diyorum ki, ben bir günüme şöyle başlıyorum. Saat 11 gibi arıyorum. Mehmet gel diyorum. Ben Şişli Kurtuluş'ta oturuyorum. Mehmet Eteler Ulus'ta oturuyor. Mehmet gel diyorum. O da geliyor. Evin işte otoparkına giriyor. Tamam mı? Beni bekliyor. Ben son hazırlıklarımı yaparken geldim diyor. Yani geldim diyor. İkiye diyor. Ben son hazırlıklarımı yapıyorum işte. Kahvemi içiyorum. İşte bir şey okuyorum. Ne yapıyorsam artık tamam mı? Son hazırlıklarımı yapıyorum. Çıkıyorum diyorum. Çıkıyor otoparktan. Apartmanın önüne geliyor. Biniyorum gidiyorum. 3 tane. 2 tane de normal günde konuşuruz değil mi? Bir yere toplantıya gidiyorum. Bunu ifade olarak anlatıyorum yani mahkemede. Bir AVM'ye giderim. Yani beni buradan al derim. O bir yerde bekler. Çıkarken ararım. Neredesin? Şuradayım der. Veya bir iş toplantısına giderim. Girerim. İşte beni buradan al derim.
Veya bazen işte git çocuktan okulları al, Lusa getirelim falan işte bilmem ne. Yani günde bir 5 kere falan konuşursun normalde. Cumartesi, pazarı çık, genelde cumartesi de beraberiz. Her ay zaten ben 100 kerenin üzerinde görüşüyorum. Diyorum ki ben her ay diyorum bu görüşmeleri yapıyorum. Daha önceki de bakın. Nasıl görüşeceğim diyorum. Hakim Bey aynen böyle söylüyorum. Nasıl görüşeceğim? Dumanla görüşeceğim. Islık mı çalacağım diyorum. Nasıl? Tarif edin diyorum ya. Ben diyorum şoförümle nasıl görüşeceğim diyorum. Tamam diyorum. Bir tane de delil var. Bu birinci delil. 105 kere görüşmüşüm. Bir delil de şu. Mehmet Açmaz, Ziya Hacıoğlu'na ateş ettikten sonra İstanbul'a doğru kaçarken telefonu Bolu'dan sinyal verdi. Böylece diyor Ali Yeşildağ'la görüştüğü ortaya çıktı. Ya diyorum ki o sinyal bir insanın bir insanla görüştüğünü göstermez. O sinyal o telefonun nerede olduğunu gösterir. Hangi baz istasyonunun düşerse orada olduğunu gösterir. Artı diyorum bakın dosyada var diyorum o gün Mehmet Açmaz'ın kimlerle konuştuğunun listesi var. Benim adım yok ki diyorum. Tamam diyor. Bu kadar tamam. Olay Ankara'da olmuş. Ben neredeyim? İstanbul'da. Şimdi bazı arkadaşlarım gidiyorlar. Olay akşamı şöyle oluyor. Olayın olduğu gece. Bakın. Ya bunlar da delilli şeyler yani. Olayın olduğu akşam ben Turan isimli çocukluk arkadaşım olan Turan'la beraber tam da böyle gezi olaylarının olduğu bir dönem yani. İstiklal'den yürüyerek arabayı götürmüyoruz. Olaylar var diye işte İstiklal'den yürüyerek geçiyoruz. Asmalı Mescid'e doğru gidiyoruz. Tam böyle Beyoğlu Galatasaray Lisesi geçtikten sonra Oda Kule'nin orada bir ara sokak var. Onların hepsinde restoranlar falan vardı. Orada küçük bir restoran var. Kim bu restoran? Lale işkembecisi var. Meşhur Beyoğlu işte Lale işkembecisi. Beyoğlu'nun canlı tarihtir yani. Çok da beyefendi bir adam. Onunla beraber yani Turan'la beraber onların kızının işlettiği yani Lale işkembe sahibi kızının işlettiği restoranda küçük orada oturuyoruz. O gece de babaları da orada. Aynı masada oturuyoruz. Geliyor işte misafirimiz oluyor. Yani işte oturuyor. Tanışıyor zaten. Çok da keyifli bir adam yani. Canlı tarih Beyoğlu'nun. Adnan Kosif var, Kosif'le otonun sahibi. O da masada. Yani orada kameralar var, görünüyor. Yani ben İstanbul'dayım. Somut delil yok. Devam ediyoruz. Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Mahkeme cezayı veriyor. 82. madde. Planlayarak, tasarlayarak tam yani adam öldürmeye cezası. İşte yaralandığı için diyorlar ki bu adam ölmedi, siz bunu öldürmeye çalıştınız. Ya diyoruz ki adam ayağına vuruldu. İşte 3 metre öldürecek olsa öldürür. Elinde Glock var diyoruz. İçinde 17 tane mermi var. Bu çocuk komando falan. Sen ne alırsan anla. Mahkemede şöyle bir şey oldu. Hakim böyle önüne eğdi kafasını. Okudu işte şu madde bu madde bu madde bu madde dedi. Tamam mı? Ona bu kadar ceza buna bu kadar ceza. Çıkabilirsiniz dedi. Evet, yüzüme bile bakamadı. Yani bakardı istese de bakmadı yani. O da biliyor yani. Mahkemelerin kanaat cezası diye bir şey yok bu arada. Kalktı. Bakın mahkemelerin kanaat cezası kalktı. Yani o aslında iyi bir şey. Bana göre yaptı olmaz. Hukuk delile göre işler. Yani şimdi birisi bana nasıl desek ya benim şoförüm iş ortağımı öldürdü. Ateş etti falan. Dedim ki sen yaptın mısın işte. Yani beni dinleyen de öyle söyleyecek. Siz de öyle söylüyorsunuzdur. Ama hukuk böyle işlemiyor. Somut delil var mı elinde? Tamam mı? O zaman şöyle olur. Yani zengin birini bul, kavga etti birine git, ateş etti ki, bana bu ettirdi. Hop, gelsin o da seninle beraber azmettirmeyi olarak gelsin. Adama de ki ver bu kadar parayı. Ne güzel ya. Böyle saçmalık olur mu? Olmaz. Ha, şöyle düşünebilirsiniz. Ya başlar, kim bilir neler vardır o sırada. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi yargıladı. Ceza verdi. Dosyam orada. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi. Yani buradan Türkiye'nin bütün hukukçularına sesleniyorum. İsteyen gidip dosyama bakabilir.
İki tane hukukçu hariç. Birisi değerli annenin çocuğu Farik Asırga. İkisi de hırsız Hayati Yazıcı. O da bizim akrabamız uzaktan. O da sürekli ulusta, eşi orada, gelini orada, torunu orada. Orayı kim yapmıştı? Eşimle ben yapmıştım. Hatırlıyor musun? Gelirler oradalar. Yerler, içerler, otururlar. Yani evinden daha rahat yani. O ikisi hariç. Bütün hukukçular ya. İsteyen gitsin baksın desin ki. Ya konuşma desin. Al. Al desin. Sana deli. Ne konuşuyorsun? İşte burada. Bütün bu anlattıklarımı yalan sayacağım. Tamam bak. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Benimle ilgili bir tane delil bulsunlar. Somut delil. Tamam mı? Bütün bu anlattıklarım var ya. Ya ben yalancını bilirim. Yalan konuştum kardeşim diyeceğim. Anlatacaklarım da dahil. Bir tane somut delil. Bütün hukukçulara buradan sesleniyorum. Yalnız bir dakika şöyle bir şey oluyor. Ben tabii çıktıktan sonra ben yargılandım, ceza aldım, Yargıtay'a gitti, ceza olaylandı, üzerinden seneler geçti. Tamam mı? Mehmet hala cezaevinde. O daha çok ceza aldı. İşte. Hasan Yeşildağ, tamam mı? Şerefsiz Mehmet'in eşini çağırıyor, diyor ki ben diyor Mehmet'i kurtaracağım diyor. Abi Allah senden razı olsun. Üç tane çocuğu var ya. Nasıl? Yalnız diyor şöyle bir ifade vermesi lazım. Bu olayı bana Ali Yeşildağ yaptırdı. Niye diyor bunu? Ben çünkü herkese anlatmaya başlıyorum. Dışarı çıktım ya. Tamam mı? Vallahi benim çıkacağım falan hiç tahmin etmiyorum. Pandemi oldu çıktım. Anlatıyorum işte. Dayıp Bey'e mektup yazıyorum. Bak böyle oldu diyorum. Beni ulaştırmıyorlar artık falan filan. Herkesin haberi var. Somut, aynısını söylüyorum. Somut delili bulun diyorum. Kabul ediyorum ya. Mehmet'in eşini çağırıyor. Diyor ki Mehmet böyle ifade verirse bana bunu Ali yaptırdı. Ben seni diyor, ben eşini diyor kurtaracağım diyor. Allah razı olsun abi diyor. O da Mehmet'e söylüyor. Mehmet de beni arıyor cezaevinden. Abi diyor. Ha bu arada Hasan Yeşil'e oraya avukat gönderiyor falan. Ya işte bunların hepsi kayıtlarda var yani. Mehmet de beni arıyor. Abi diyor. Hasan abi dedi ki böyle böyle. İşte Ali'yi söylerken söylersen ben seni çıkaracağım. Yani ne diyorsun? Ya söyledin mi kardeşim? Zaten bana TCK'nın en yüksek cezasını verdiler diyorum. Daha ne yapacaklar ya? Yani? Daha ne? İdam yok ki. Ne olacak yani? Tamam abi diyor. Sağ ol diyor da. Mehmet'e bu şekilde bana bu olayı Ali Yeşildağ azmettirdi. Bana bu olayı Ali Yeşildağ azmettirdi. Ali Yeşildağ yaptırdı diye. İşte mektup yazıyorlar. Cezaevi kanalıyla dosyaya koydular. Bak, dosyada o var. Ama ben yargılanmışım. Yargıtay'a gitmiş dosyam. Tamam mı? Sırf Hasan Yeşildağ benim işte bu söylemi elimden almak için. Ya bunlar çok aşağılık insanlar ya. Ulan o kabul olur mu? Şerefsiz. Ben yargılanırken somut delil yok. Yargıtay'da somut delil yok. O zaman herkes şöyle yapsın. Cezalan herkes. Cezaevinde desin ki zengin birini bulsun. Bana bunu mu yaptırdı? Ya ne güzel ya. E ver şu kadar parayı vazgeçeyim. Dosyada öyle bir şey var. En üstte. Tamam mı? En üstte o var artık. En son o var dosyada. Tamam mı? Onu sayar mısınız? Saymazsınız bilmiyorum. Ama ben yargılanırken somut delil yok. Ya şunların bana yaptıklara bak ya. Ne aşağılık adamlar ya. Ne şerefsizler ya. Devam edelim. Dosya Yargıtay'dan. Nasıl olsa Yargıtay'dan dönecek. Ortada bir hukuksuzluk var ya. Ya somut delil yok ya. Somut delil nedir ya? Bir de bu azmettirme işi çok farklı bir suç. Olayı yapan dese ki bana bu azmettirdi, o da geçerli değil. Az önce dediğim öyle. Herkes gider bunu vurur, bana bu azmettirdi. Hayır. Delil olması lazım. Yani olayı yapan failin beni azmettirdi demesi de bu azmettirme suçlarında yeterli değil. Çünkü o suistimal açık bir durum. Ha bu arada Zeki Yeşildağ, Hasan Yeşildağ ben ceza bitti de boş durmuyorlar. Tabii tabii. Bunlar artık devlet olmuşlar. Her yerde güçleri var. Arkalarında da bu işleri organize edecek değerli annenin çocuğu Farik Asırga gibi birisi var. Her hukukta her yere hakim. Hakimler, savcılar işte kurulu başkanı oldu. Geçici Adalet Bakanlığı yaptı falan. Ankara Sincan'da ciddiyiz.
cezaevlerinde suç ayrımları vardır. Cinayet koğuşu, gasp koğuşu, hırsız hırsız dolanır falan filan. Bizi 3 ayrı cinayet koğuşuna koydu, ayrı ayrı. Her koğuşta suç ortakları var. Beraber yatıyorlar. Fakat bizi bir türlü araya getirip bir araya getirmiyorlar. Diyoruz ki, ya gardiyan diyoruz ki, biz niye bir araya gelemiyoruz? Müdüre diyoruz, gardiyan diyoruz. Sizin durumunuz özel diyorlar, gülüyorlar yani. Ya, biliyorsunuz diyorlar işte. Sürekli söylüyoruz, yok bizi bir araya getirmiyorlar. Bir arada olsak ne olur? İşte maddi olarak rahat ederiz, değil mi? Ailelerimiz beraber gelir gider. Can güvenlik sorunumuz olmaz. Yani olmadı, Allah'a şükür olsun. Çünkü oralar cinayet koğuşu, herkes katil yani. Yani orada öyle kavga, gürültü olduğumuz sıradan şeyler olmuyor. Ama buradan şunu da söylemek istiyorum. Allah razı olsun, oradaki Ankara mahkumu üçümüze de sahip çıktı. Yani biz orada paşalar gibi, ağalar gibi yattık yani. Zaten şöyle bir şey var, ben bunu da söylemek istiyorum. Ankara'yı besliyorlar. Bu Ankara çocukları dışarıdan baktığınızda böyle söylemi size farklı gelebilir, duruşu, davranışı, işte jargonu. Ama hepsinin özünde bir Anadolu temizliği var yani. Yani bir üyeye saygı var, bir adalet var falan filan. Ama öbür türlü oldu mu Allah pirana gibiler, yerler adamı. Orada bize 10 numara ceza attırdılar. Allah razı olsun. Buradan başlarına söyleyeyim yani. Krallar gibi yattık. Şimdi tabii bizi üçümüzü bir araya getirmiyorlar ya. Olmuyor. Rahatımız yerinde. Bakıyorlar tabii haber alıyorum. Beni tuttular 20 gün Yüce'ye attılar. Kışın. Ya Aralık ya Ocak. Ya dedim ki bir şey hücrem varmış falan filan. 20 gün eşyalarını topla gitti. Açtılar. İşte bir yatak var. Pencere var. Bir tuvalet var içeride. Başka bir şey yok. Dedim ki ya bak benim iğnelerim var dedim. Bunlar dolapta durması lazım. Hani falan filan. Gardiyan güldü dedi ki ya içerisi dolaptan da soğuk. Bir şey olmaz. Kapattık. Ya bir dakika falan filan. Vallahi doğru dedi. Hayatımda o kadar üşüdüm bilmiyorum biliyor musunuz? Dışarıda kar, buz. İçeride zaten koydum inerlik bir yere. İnsin inerlik. Hakikaten bir şey olmadı. 20 gün yatırdılar. 20 gün sonra çıktım. Koğuşuma gideceğim. Dediler ki senin koğuşuna suç ortaklarından birisini verdiğimiz için seni oraya veremeyiz. Ben ne demek diyorum ya? İşte benim orada artık bir yerim var, yurdum var, yatağım var, arkadaşım var, dostum var. Ben şimdi başka bir koğuşa niye gidiyorum diyorum ya. Böyle bir verdik diyorlar. Vermeseydiniz öyle gerekti. Bunlar oldu ha yani ben bunu yazmıyorum. Aşağı bir koğuşa verdiler. Fark etmedi. Orada da sağ olsun dediğim gibi Ankara mahkumu, Ankara delikanlıları var ya, Ankara ve belirli insanlar. Bana sahip çıktılar. Çok rahat bir ortam yaptım. Hemen işte alt yatak yaptılar. İşte. Çok rahat ettim yani. Ben size söyleyeyim. Tabii cezaevi sıkıntılar var ama bir cezaevi için cezaevi var. Sonra tabii biz cezayı aldık. Yargıtay sürecek. 3 sene, 5 sene belli ki yani Yargıtay. Ben İstanbul'dayım. Hepimiz İstanbul mahkemesi. İstanbul'a gitmemiz lazım. Kartal cezaevine sevkimi istedim. Kartal cezaevinde sadece cinayet mahkumlarını kabul ediyor. Başka da hüküm evi yok İstanbul'da. Tutuk evi. Oraya gitmem lazım. İşte eşim her hafta geliyor. Çocuklar var falan filan. Sevkimi yazıyorum. Red geliyor. Sevkimi yazıyorum. Red geliyor. Sevkimi yazıyorum. Red geliyor. Sonra bir abim, ismini vermeyeyim buradan, tamam mı? Allah razı olsun, değerli bir abim, değerli bir sevdiğim, değerli bir büyüğüm, arkadaşım, dostum. Rica ettim. O da durumu bir ablaya söyledi. O abla benim Kartal cezamı yaptı. Ben buradan o ablanın ellerinden öperim. Allah onun yolunu açık etsin. Allah onun ayağına taş taşı değdirmesin. Ya bana değil, eşime yaptı bu iyiliği, çocuklarıma yaptı. Düşünsenize her hafta geliyor, ne arıyorlar, ne soruyorlar. Aşağılık adam bunlar ya. Aşağılık adam ya. Eşimi al, beni al, onu yap, bunu yap diye adamlar var ya. Ne arıyorlar, ne soruyorlar. Allah o ablamdan razı olsun, ellerinden öperim.
Kartal'a gittim. İşte eşim rahat rahat geliyor işte. Çocukları da getirmeye başladılar falan filan. Hatta çocuklardan ufak olan dedi ki, yani dedi başbakan dedi bizim dedi dostumuz, arkadaşımızın sen öyle diyorsun dedi. Başbakanın kardeşi var Mustafa amca dedi. Sen tanıştırmışsın. Ben gideyim Mustafa konuşayım onunla dedi falan. De, çocuk işte ne diyeceksin? Tamam oğlum çıkacağım falan diyemem ki. Oğlum o senin Mustafa amca dediğin yavşakteki. Yavşak Mustafa. Başbakan da sattı bizi işte diyemedik ki. İşte, hepsi sattı. Ayrıca sattılar beni yani. Zor gündeyken Emine Hanım şöyle diyordu. Allah sizden razı olsun. Rahmetli ablama belki 10 kere söyledi. Siz olmasanız biz ne yapacağız bu cezaevi sürecinden sonra. Allah sizden razı olsun. Allah ben cezaevindeyim. Suçsuz yere yatıyordu. Ne aradılar, ne sordular. Herkes biliyor yani. Şöyle düşünmeyin. Ben ailenin üyesiyim. Herkes biliyor yani bu olayı. Ne aradılar, ne sordular. Yani çok ucuz imkanlarsınız ya. Hepiniz ya. Vallahi billahi sakinsiniz. Bitti mi? Bitmedi. Açığa çıktım. Kartal açık cezaevi. Temmuz ayı sıcak. Yani açığa işte ben Mayıs sonu gibi çıktım. Haziran, Temmuz ayı. Diyorlar ki hadi tarlaya adam lazım. Kaç kişi? 2 kişi. Sen gel diyorlar Ali. Bir de sen gel. Ya diyorum ki benim yaşım 50 kardeşim. Ben tip 1 diyabetliyim. Yani çok sıcak havalarda uyarıyorlar işte şu hastalar, bu hastalar, şeker hastaları da sokağa çıkmayın. Dikkat edin. Tarlada ben nasıl diyorum ya ne yapacağım falan. Yok gel. Niye yapamadım biliyor musunuz? Çünkü pandemi çıkmış, ben çıkacağım artık. 2 ayım var. Tarlaya gel, oraya git, buraya git. Fark etmezdim ya. Çünkü ben orada ben gelmiyorum kardeşim desem kapalıya edecekler. Kalan cezanı kapalıda devam edeceksin. Bütün mesele o. Sabrettim, sabrettim. İzine çıktım. 7 yıl sonra dışarıdayım. Evet, nerede kalmıştık? Bu arada bunlar medya patronu olmuşlar. Polis korumalar var. 2'şer tane, 3'er tane sivil korumalar var. 2 arabalar, çakarlar, makarlar. Onlar bir level atlamışlar yani. 15 Temmuz olmuş falan filan. Acayip bile bunların ayakları yerden kesilmiş. Tamam mı? İşte arıyorum bunları. Biri görüşmüyor, öbürü kaçıyor falan filan. Bir araya gelemiyoruz. Ben de oturdum Tayyip abiye. Olana biteni anlattım. Tamam mı? Makamına hitaben. Çünkü o mektubu daha önce okuyorlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanım diye. Biraz böyle daha dikkatli davranarak. İşte ben biliyorsun sen dedim. Biz en iyi tanıyan sensin. Bu senin deyimindir. Biz aileyiz diyorsun. Bak kol kırılsın gelişine kalsın. Ben sadece hakkımı istiyorum. Kimsenin babasının parasını istemiyorum. Hiçbirinizin babasının parasını istemiyorum. Kimsenin babasının parası yoktu. Ben diyorum, hakkımı istiyorum. Bak bana böyle yapmışlar, şöyle yapmışlar falan filan filan filan. Cevap bekliyorum ya. Hani Tayyip abi bir şekilde durmayı izah edecek. Çünkü Tayyip abi en ufak bir şeyde ailenin içi olduğunu şey yapar. Devreye girer. Hatta bir keresinde, pardon, Hasan Yeşildağ Ulus'ta, yazıhanede bir kızla beraber tesadüf karısı da geliyor basıyor bunu. Ooo koşuyor Tayyip Erdoğan'a, kıyameti koparıyor falan. Tayyip Erdoğan diyor ki, bak diyor, bu bir aile meselesi diyor. Biz bir aileyiz diyor. Bunu da içimizde çözeceğiz diyor. Yani burada bile topa giriyor. Ben bekliyorum. Ses çıkmadı. Bu sefer Tayyip abiye verilmek üzere Tayyip abinin gittiği bütün kullandığı yerlere yazdım. Tarabya Köşkü, Hüber Köşkü, neresi varsa işte gidiyor. Ankara, Konut, Monut falan filan. Yine bekliyorum. Yine bir cevap yok. Ondan sonra ben bu mektupları sürekli gönderiyorum ya. Şöyle bir şey oldu. Kurtuluş'taki gönderdiğim kargo şirketi çalışan eleman dedi ki, beyefendi dedi, bu mektuplardan bir sonuç alıyor musunuz dedi. Ya o kadar belli ki yani, bir meramım var. Ben bir çare arıyorum ya. Tabii ilişkimizi bilmiyor adam. Ya güldüm, yok dedim, bunlar dedim, başka bir şey dedim yani. Davet gibi bir şey falan dedim, tamam mı? Biraz da şüphelendim ha, açıp okuyorlar mı diye. Bundan sonra. Sonra dedim ki, ha şöyle bir şey oldu. Sonra aile bireyleri kim var? Emine Hanım, çocukları, damatları, işte ona, buna ulaşacak insanlar kim var?
Onlara da gönderdim. Fuat Oktay dahil, MİT Müsteşarı dahil, Hakan Fidan dahil falan. Hiçbirinden cevap gelmedi. Bir tek Sümeyye'den, kızı Sümeyye Hanım'dan tamam mı cevap geldi. O da kendisi aramadı. Başka birisi mail üzerinden ulaştı. Telefonum yazıyor çünkü falan. CİMER'e başvurun. Ya sen ne akıllısın ya. Vallahi billahi ya. Ya benim hiç aklıma gelmemişti biliyor musunuz? CİMER var. Ben niye CİMER'e başvurmuyorum? Bütün babanın pislikleri çıkacak. Zeki işin ahzanesinden pislikleri çıkacak. Hırsızlığınız çıkacak ortaya. Ben de şöyle bir şey yaptım. Biraz üslubumu değiştirdim. Aynen okuyorum. Şöyle yazdım. Sayın Cumhurbaşkanım, ben sadece hakkımı istiyorum. Biz bir aileyiz diyordun. Kol kırılsın, yeni içinde kalsın. Bu işleri halledelim dedim. Tamam mı? Bu olaylardan da bahsettim. Geldiğimiz yeri biliyorsun. Tamam mı? Açık açık. Çocuk kaçırdık, onu yaptık, bunu yaptık falan filan. Bunları kısa kısa böyle çok detaylı anlattım. Ben içinde olduğum işlerden kazandığım hakkımı istiyorum. Yani senin aldığın paraları, turaları, onları, bunları, çantalardan, sana gelen çantalardan Ulus'a çantalar geliyordu. Ulus en garantili yer. Resmi polis bekliyor. Korumalar var. Yani geliyordu, kardeşim Mustafa çantayı alıyordu, getiriyordu. En güvenli yerde o zamanlar. Tamam mı? İşte kimsenin babasının parasını yemiyor falan filan filan. Onları gönderdim. Mail yaptım. Bu yazdıklarımı mail yaptım. Çünkü kargo da pahalı kardeşim. Ufacık bir şey gönderiyorsun, 100 lira alıyorlar ya. Aslında güzel iş yani. Kargo işine girmek lazım. Bir tane, iki tane satır yazıyorsun, 100 lira. Ya ben şimdi 10 tane yere göndereceğim, 1000 lira. Bir daha gönderirim 20 tane, 2000 lira. Cezadan yeni çıkmışım. Falan filan. Şaka yapıyorum. Mail daha kolay işime geldi. Mektubu PDF formatına getirdim. Tamam mı? Telefonumdan, kendi telefonumdan mail olarak attım. 100 tane milletvekili attım, AK Partili. Ulaştırsınlar. Orada diyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanım, bakın, ben bu mektuplardan bir sonuç alamazsam, eğer hakkımı alamazsam, yani Cenab-ı Allah'ın emridir, Kur'an-ı Kerim'de hakkınızı alınız der. Allah'ın emri bu ya. Yani keriz miyim ben? Ne yiyeceğim çocuklarıma şimdi? Ya bir ben şunu yaptım, bunu yaptım, para verdi. Bana işte kazık attılar. Olur mu işte? Dedirtir miyim böyle bir şey ya kendini? Ben diyorum tamam mı? Sadece hakkımı istiyorum. Kol kırılsın, yeni işte kalsın. Eğer size ulaşamazsam sosyal medya üzerinden bunları anlatacağım. Bütün Türkiye pislikleri öğrenecek. Yapmayın diyorum bunu. Bana bunu bana mecbur etmeyin diyorum. Ha şimdi geldiğimiz nokta o işte. Şimdi geldiğimiz nokta o. Peki bu mektuplardan bir sonuç çıkıyor mu? Tabii çıktı. Böyle yazarsan çıkmaz mı yani? Sonuç çıktı. Bir gün bir arkadaşımla bir yerde oturuyorum. Kafe gibi bir yerde oturuyorum. Bir mesaj geldi. 40-60. Bu ne dedim ya? 40-60 ne ya falan. Açtım. Mesajda aynen şöyle yazıyor. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden dosyanız yeniden yargılama başlatılmıştır. Bugün saat 15'te mahkemeniz var. Yanlış herhalde diyorum. Benim Bursa'da bir davam yok ki. Bursa'da ne alakalı var falan. Yanlış dedim ya. Şık hala anladım. Bir tane daha geldi. Gene 40-60. Kartal Anadolu Adliyesi 3. Ağır Ceza dosyanız yeniden yargılama açılmıştır. 2 gün sonra mahkeme. Ha bu da dedim yanlış ya. Kartal Anadolu Adliyesi'nin bir davam yok ki. Ben çocukken suç işlemişim. Cezasını yatmışım. Kartal Anadolu Adliyesi yoktu bile. Bir mesaj daha. İstanbul Adliyesi 6. Ağır Ceza, 5 gün sonra mahkeme. Bir mesaj daha. Bursa 2. Ağır Ceza, işte 9-10 gün sonra mahkeme. Ben de jeton düştü. Ben avukatımı aradım. Ya dedim böyle böyle bir durum var ya. Ya gel abi sen ofise geldi. Geçtim. Dedim böyle böyle falan filan. Bursa hemen kalemi aradı. Dediler böyle böyle işte eski davalarından dolayı yeniden yargılama başlattık. Mahkeme. Bu adam burada falan. O zaman dediler geçin dediler. Hangisine yakınsınız? Çağlayan Adliyesi. Geçin oraya. İşte görüntülü dediler. Mahkemeye çıkacaksın. Gittik. Mahkemeye çıktım. Hakim diyor ki anlat.
Ne anlatayım ben sana ya? Anlat. Hatta şöyle bir şey dedim, hakim biraz şey oldu, kızdı. Nasıl oldu? Olayı anlat diyor. Ya 1984 ya. Yani bu dediklerinde işte 1,5 sene falan oluyor işte. Üzerinden ne, kaç sene, 40 sene yakın geçmiş. Ben dedim ki, ben suçsuzum dedi, ben o suç işlemedim. Ne diyorsun dedi ya? Sen bunun cezası yatmışsın dedi. Ya yatmışım işte dedim. Yani, tamam mı? Ondan sonra tekrar dedi ceza sana, tamam mı? Devam. Ya bu dosyalar var ya, UYAP'ta bile kayıtlı değil yani. UYAP'ta bile kayıtlı değil yani. Birisi bunun uğraşıp depolarda arayıp bulup, tamam bir savcı, tamam mı? Bunu uğraşmış, etmiş, bulmuş, tamam mı? Yeniden yargılama başlattım öyle. Yani ben hakkımı almayı beklerken aldım. Bunlar boş durmamış yani. Avukatımla mahkeme dolaşıyorum. Tamam mı? Mahkeme dolaşıyorum. Ondan sonra biz de Yargıtay'a gönderiyoruz tabii. Yargıtay hakkımız var. Yargıtay'a gönderiyoruz. Hatta Anadolu 3 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davamda, ki o zaman Kadıköy Adliyesi'nde, oraya taşındığı için oraya geçmiş. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı dedi ki, mahkeme başkanı söyledi ya. Bakın dedi, ben dosyaya bakıyorum dedi. Dosyanın da yarısı yok biliyor musunuz? O dosyanın yarısı yok yani. Yani sonuç görünmüyor. Burada dedi, sana bir ceza verilmiş dedi. Ama dedi, ilk başlarda baktığımızda dedi, bu olay dedi, teşebbüste kalmış. Hani çocukken diyordum ya işte, eller yukarı bu bir soygundur falan. Orada başaramamışım demek ki. Yarım kalmış. Sana dedi, başka çok ceza vermişler. Bu işte düşmesi lazım. Ben bu dosyayı Yargıtay'a gönderiyorum. Çok az bir ceza alman lazım senin. Ama bunu orada takip edin. Biz yeniden yargılama olduğu için içeriğine giremiyoruz. Tamam. Dosyaları Yargıtay'a gönderdik. Avukatım dedi ki, abi dedi, hiç üzülme dedi. 5 sene rahatsın dedi. Onlar dedi ki 5 sene sonra gelir. Boşver dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Birisi seninle uğraşmış dedi. Dosyalar Yargıtay'dayken ne yaptılar biliyor musunuz? Bak, dosyalar Yargıtay'dayken. Beklemediler. Bursa, işte savcılık. Senin dediler infazın var, yakıyoruz dediler, yaktılar. Ben 3 ay arandım. O arada avukatlar bir itiraz etti falan filan. Kalktı. 5 ay sonra Yargıtay'dan dosyalar geldi. Normalde ne olacak? 3 sene, 5 sene, 15 sene süren davalar var değil mi? Yargıtay'a gitti mi gelmiyor. 5 ayda hop geldi. Mucize oldu yani. Uzatmayayım. Sonra dediler ki, önce 15 sene dediler. Yargıtay'a gönderdik, bir geri geldi, düştü. 10 sene dediler. Bir daha falan biz böyle sürekli gönderiyoruz falan dediler. Çünkü yok, öyle bir şey yok. En son dediler ki, tamam, tamam dediler. Anlaştık, hadi hadi. 5 sene tamam dediler. 5 seneyi böyle şey gibi, tamam mı? Koyun pazarlığı gibi yapmışlar. 5 sene infazım var demişler. 5 sene yakmışlar, bana işte arama çıkarmışlar. Benim önceden haberim oldu. Yani polisler önce benim haberim oldu. Savcılık aramamı çıkartmış. Ben evden ayrıldım. Bir gün sonra, ben ayrıldıktan sonra bir gün sonra gece saat 2'de polisler, önce daha doğrusu şöyle, bir gün sonra polisler geliyor. Kapıyı çalıyorlar. İşte biz böyle böyle infazından dolayı arıyoruz. Ay, işte evde mi falan filan. İşte soruyorlar falan filan. Şöyle bir dolaşıyorlar. Çıkıyorlar. Tamam diyorlar. Çıkıyorlar. İnfazın yananları böyle ararlar. Çünkü sen bir suç işlememişsin. İnfazın yanmış. Zaten bir suç işleyerek infazını yapmışsan, işte cinayet işlersen cinayet masası arar. Gasp içersen gasp masası. Onlar zaten hararetli arar. İnfazın yananları gelirler bir kere, bir daha da gelmezler yani. Bunun yani imniyetteki kuralı budur genelde. Ertesi gün gece 2'de geliyor. Yani ikinci, üçüncü güne geliyor. Ben ayrılmışım. Gece saat 2'de. Polisler gelmiş. Güm 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 güm. İşte çocuklar var, eşim var. Açmışlar. 6-7 tane polis. Polis işte bilmem ne. Ali nerede? Şimdi demiş ki gitti demiş. Yani olayın işte olduğu gün işte haber geldi gitti.
yok burada diye. Ben Enes katta, apartmanın Enes katında oturuyorum. O binayı da biz yaptık. Enes katında tek kat olarak ben oturuyorum. Hemen işte önünde teraslar var. İki tane ufak teras var. İşte teraslardan çatılara çıkmışlar falan filan. İşte teras saçaklarının orada depolar var. Depolara girmişler, her şeyi çıkarmışlar. Evi böyle darmadağın etmişler demeyeyim de yani altını üstüne getirmişler. Sonra gitmişler. Yani vücut dilleri de çok hoş değil böyle falan. Sert bir saçta. Gitmişler. Ya aradan bir saat geçmemiş. Bak işte. Bir daha gelmişler. Güm 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 güm. İhbar var buradaymış. Bir daha arayacağız. Şimdi demiş ki ya aradınız mı? Ben daha evi toplamadım demiş. Yani kim ne ihbar ediyor falan filan. Yok demişler falan filan. Bir daha. Aynı şekilde. Çatılara matılara oralara oralara falan filan. Sonra demişler ki bu evde gizli bölme varmış. Nerede? Lan ben şatoda oturmuyorum. 3+1. Apartman dairesi. Yani ne gizli bölmesi? Ne? Gizli bölme varmış nerede? Ya demişler ki ya yok gizli bölme falan yok. Ne yapmışlar biliyor musunuz? O gece yarısı yani polisin hiç olmayan bir uygulaması. Komşuların kapısını çalmışlar. Biz Ali Yeşil'i arıyoruz. Tanıyor musunuz? Nasıl birisi? Onlar demiş ki evet tanıyoruz. İyi birisi. İyi bir aile babası demişler yani. Sürekli şeyle çocuklarıyla beraber falan tanıyoruz. Çoğu da o semtten tanıdığımız aileler. Allah razı olsun. Apartmanda birçok komşuya girmişler böyle. Bu yetmemiş. Oraya geleceğim. Gece bir daha gelmişler. Yani şimdi bir daha aramışlar. Neyse. Bundan sonra ertesi gün Kurtuluş Son Durağı gitmişler. Bizim halı sahamız var ya orada. Olimpiya Spor Testi'ne gitmişler. Biz Ali Yeşil'i arıyoruz. Burada mı? Ya orayı biz işletmiyoruz. Ben 25 yıldır son durağa inmiyorum ya. Ya ben oradan çıkmışım. Evim orada ama gidiyorum işime, geliyorum işte. Zaten cezaevine girdim. Ben yani gitmiyorum ya. Son durağa giden bir adam değilim yani. Çünkü orada bir işimiz de yok yani. İşimiz kalmış yani. Ben gitmiyorum. Orada esnafa gitmişler. Başka esnaflara. İşte Ali Yeşil'i tanıyor musunuz falan filan. Bir tane ismini vermeyeceğim ama söyleyeceğim. Orada 24 saat açık bir esnaf arkadaşım demiş ki ya demiş bak çok yanlış yapıyorsunuz. Ali Yeşil'de iyi miyiz siz? Bak oraya eve giderken ha benim evime giriyorsunuz. Oraya çünkü sürekli gidiyor polisler gidiyor. Polise gittiğim mekan. Yanlış yapmayın sakın demiş. Bak, ayıp olur demiş. İyi birisi demiş yani. İyi bir adam demiş. Allah razı olsun. İsmini vermiyorum niye biliyor musun? Adam mekanını bozarlar kapatırlar falan filan. Bunlar çok aşağılık insanlar ya. Evin önünde 15 gün polis arabası bekletmişler. Bir de ne yapmışlar biliyor musunuz? Gündüz defaten drone uçurmuşlar, drone. Dairelere bakmışlar, çatıya bakmışlar falan filan. Peki bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Polisin böyle bir uygulaması yoktur normalde. Ya, teröristi böyle aramazlar ya. Teröristi böyle aramazlar kardeşim. Hayır iddia ediyorum. Ha, varsa çıksın, ilgili söylesin ya. Yo biz yaparız, bu bizim rutinimiz desin. İnfazı yananları da böyle aramazlar. Senede bir gelirler, 6 ayda bir gelirler, sorarlar, giderler. Nasıl olsa bir yerde patlayacak yani, bir yerde bir şeye denk gelecek adam. Zaten cezasını yatmış falan filan. Peki niye böyle yapıyorlar bunlar biliyor musunuz? Bunların işi, bunların bütün işi algı, tuzak kurmak, sonra algı yapmak. Bakın bakın böyle. Yani bakın bu cezaevinden çıktı. Bu hep böyle gene aranıyor. Gene aranıyor. Şimdi komşuya gittiği zaman komşu bilmez ki ne olmuş, olmayan infazını yakmışlar bilmem ne. Aranıyor işte. Aa demek ki bu suçlu ya. Bu evet bunların dediği gibi kriminal bu ya bildiğin. Tamam mı? Bütün mesele şu. Biz işte iyi adamız. Bu Ali var ya Ali. Ya böyle işte ya. Uyuşturucu kullanır, kumar oynar. Bak cezaevinde işte. İşte falan filan. Cezaevinden çıktı gene arıyoruz. Tamam mı? Ya şöyle bir şey oluyor.
polislerden yani istiyor ki. Tabii eşimin o halini görüyorlar falan filan böyle. Ya diyorlar, biz de diyorlar yani çok şey değiliz, mutlu değiliz ama abileri yaptı diyorlar ya. Bak bunu söylüyorlar biliyor musun? Herkes biliyor ya. Herkes biliyor. Apartmandakiler biliyor, kolu komşu biliyor. Bunların ne aşağılık şerefsiz olduğunu. Evet. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Tabii polisler böyle sık sık gelince eşim de Hasan Yeşil de arıyor. Hani ayıp değil mi yaptın? Veya müdahale et falan gibi, tamam mı? Hasan Yeşil bir saat sonra arıyor. Eşim işte psikolojik olarak acayip durumda değil. Oğlum atıyor, büyük oğlum. Hayırdır diyor falan işte bilmem ne. İşte bir şey mi var, hastam var falan filan. Hani bunlar böyle şeyler vardır ya hani. Ne oldu, bir şey mi var, hastam var falan. İşte kaza mı yaptınız, bir şey mi oldu, bir şey mi oldu falan, böyle saçmalıyor. Yok diyor ya, eve diyor böyle böyle işte polisler geldi. Allah Allah, niye geldik ki? İşte babamı arıyorlarmış. Size diyor kolay gelsin diye kapatıyor. Evet, size kolay gelsin, kapatıyor. Hani amca baba yarısıydı, ha dayı abi, hani peygamberimizi öldüreceklerdi, amcası yatağına girmişti, ha böyle hikayeler anlatıyordunuz. Sonra Hasan eşime bir tane mesaj atıyor. Dünyanın en aşağılık mesajını atıyor. Bak iddia ediyorum. Dünyanın en aşağılık mesajını atıyor. Ben şimdi şunu şöyle göstereceğim size, okuyacağım sonra bak. Şöyle kayıtlara geçsin diye. Şöyle okunabiliyor mu? Şöyle bakayım şöyle. Ha. Tamam. Bak. Bunu yakınlaştırırsınız sonra, şöyle biraz daha yapayım. Şöyle. Gördünüz mü? Mesajı okuyorum. Hasan Yeşil'de atıyor bunu eşime, aşağılık adam, bakın. Son bir ayda bu ikinci mektup. Birilerinin maşası olmuş. Bak kimse atıyor. Cumhurbaşkanı'nı tehdit edip bizi itibarsızlaştırma gayreti 20 senedir sana ve çocuklarına ben bakıyorum. İtibarsızlaştırma gayretinin içindeymişim. Kimi? Karısını abisine dövdürüyor, kadının parasını çalıyorlar. Çocuk kardeşine bomba taşıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, Amerikan kovboya takılıyorlar. Tamam mı? Kapkaç yapıyorlar, dolandırıcılık, ya yapmadıkları şey yok, itibarsızlaştırıyorlar. Tamam mı? Ben bunu böyle komple okuyayım da, sonra yorum yaparım. Son bir ayda bu ikinci mektup. Birilerinin maşası olmuş. Cumhurbaşkanı'nı tehdit edip bizi itibarsızlaştırma gayreti 20 senedir sana ve çocuklarına ben bakıyorum. Onları özel okullarda okuttum. Özel üniversiteye gönderdim. Her ay bana toplam maliyetiniz ne kadar? Hiç hesapladınız mı? Bir gün arayıp teşekkür etmedin. Çocuklarım da etmedi. Utanmadan bana uyuşturucu satıcısı diyor. Artık hiçbir şey umurumda değil. İnceldiği yerden kopsun. Yazdığı bütün mektupların fotokopisini ver. Yaptığı hırsızlıkları babam rahmetlinin fırınının kasasından başlayarak tek tek detaylı yazarak önce çocuklarına sonra çocuklarının arkadaşlarına ulaştıracağım. Mehmet Açmaz suçu Ali Yeşildağ'ın azmettirdiğini itiraf etmiş. Mektup dosyada. Kimse Ali'ye tuzak kurmadı. Yaptığının bedelini ödüyor. Aslında sen her şeyi biliyorsun. Çocukların ve arkadaşları da öğrenme vakti geldi. Şimdi bunu yorumlayacağız. Önce şurada kafanızı karıştıracak bir şey var. Ben onu söyleyeyim. Babam rahmetlinin fırınının kasasından başlayarak. Anlatayım onu. Benim babam fırıncıydı. Ortaokul ikinci sınıfa gidiyorum. Tamam mı? Kasadan para çaldım. Doğru. Bakın. Kasası olan, babasının kasası olan
erkek çocuklar için geçerli bu. Benim yaş grubum tabii, şimdi değil. Olup da babasının kasasından para ayaklamayan, para tıraklamayan, para çalmayan çocuk yoktur. Çünkü çocukların şöyle bir özelliği var. Çocukların cari açığı hiçbir zaman kapanmaz. 50 lira harçlık versin 100 lazım. 100 verirsin 200 lazım. Her şey lazım ya. Ben bir de basket oynuyorum. İşte Nike Mike bulunmuyor o zaman almamız lazım falan filan. Bir sürü ihtiyaç var, çocuksun. Çaldım, doğru. Hemen onu anlatayım. Kısa anlatayım. Çaldım. Fırın parası, bir poşet para. İşte bindim bir taksiye. Atalay var arkadaşım. O da profesyonel basketçilik yaptı falan. Buradan selam olsun kendisine. Beşiktaş'ta falan oynadı. Onun Bahçelievler'de evi var. Hep beraber arkadaşlarla gider kalırdık eskiden. Onun evine doğru giderken tam Bahçelievler'e dönmeden baktım Luna Park var. Akşam hava karardı. Aa, indim. Luna Park'a bindim. 15-20 tane çarpışma bileti aldım. Doyana kadar bindim. Onda kaldım. Her gün kapalı çarşıya gittim. O zamanlar Nike orada satılıyordu falan işte. Basket ayakkabısı Nike. Bir kırmızı şeritli, bir mavi şeritli. O zamanlar tamamen profesyonellerin gidiyor ayakkabıydı. Kotlar aldım, eşofmanlar aldım. Alışveriş yaptım. 15 gün işte Luna Park'tan orası, burası gezdim. Yedim parayı. Ama sonra hesaplamadım bir şey oldu. Para bitti. Çocuğum ben vallahi bilemiyorum yani. Luna Park'ta da doyana kadar çarpışmalar bindim ama. Eskiden para az. Bir kere bindi, iki kere bir zırt diye bitiyor falan. Şimdi çocuklar bilmez. Para bitti. Döndüm eve geldim. Ya rahmetli babam var ya. Hiçbir şey demedi biliyor musunuz? Para var mı? Parası. Hiçbir şey demedi. Babamla çekinirdik. Dövmezdi. Annem döverdi verdi ama iplemezdik yani. Babamla çekinirdik ama hiçbir şey demedi babam biliyor musunuz? Bu olay o. İşte bu biraz uzun sürecek gibi geliyor ama size bir daha söyleyeceğim. Diyor ki Cumhurbaşkanını tehdit edip orada da yani Tayyip abi arkalıyor. Sen Cumhurbaşkanı ulan Cumhurbaşkanı tehdit edebilir misin? Gerizekalı. Cumhur'un başı ulan soytarı. İki polis almışsın, üç tane çocuk almışsın arkana diye kendini bir bok zannediyorsun. Orduları var, polisleri var, jandarması var, MİT'i var, zırtı var, pırtı var yani. Cumhurbaşkanı lan bu. Tehdit edebilir misin? Salak. Orada işte hani Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyor, onu arkalıyor aşağılık olan. 20 senedir sana ve çocuklara ben bakıyorum. Ulan nereden bakıyorsun? Köpek! Özür dilerim. Bütün köpeklerden özür dilerim. Sana köpek dediğim için bütün köpeklerden özür dilerim. Aşağılık, pezemek. Ha? Nereden bakıyorsun? Ulan fabrikada işçiydim. Biz aynı ailenin çocuklarıyız. Babam fırıncıydı. Beni aldınız, çocuk kaçırmaya götürdünüz. Sizin dolandırdığınız paraları aldım ben. Şerefsiz aşağılık. Nasıl bakarsın sen bize? Lan geliyordun çocuklarına pazardan kıyafet alıyordun götürüyordun ya burada ayakkabı alıyordun. Mahmutpaşa'ya gidiyorduk lan seninle. Hayatımda iki kere gittim. Bir annemle gittim ben Mahmutpaşa'ya çocukken. Sen geliyordun İsviçre'den Mahmutpaşa çakma eşofmanlar alıyorduk lan sana. Bir de bir şey tuttum. Mikrofiber olacak. Mikrofiber o da çok moda falan filan. Gidiyorduk oradan çakma eşofmanlar alıyorduk lan sana. Ha? Aşağılık şerefsiz. Pezemek. Sen nereden bakıyorsun bana? Nasıl bakıyorsun? Ben size bakıyorum lan. Ben bakıyorum lan size. Ben dolandırdınız bankaları ödedik lan. Dolandırdınız, bankalara dedim ben. Dolandırdınız, 1 milyon falan dolandırmışsınız falan filan. Bana bakıyorlarmış. Köpeğe ve aşağı, tövbe lan, köpekle böyleceğim. Bir gün arayıp teşekkür etmediler. Ulan şerefsiz, benim çocuklarım, eşim, sana gayet saygılıdır. Ne için? Hasta mısınız oğlum siz? Siz hasta falan mısınız? Ne için teşekkür edecekler? Ulan benim param, benim. Ben kazandım, o paralar benim. Tamam mı? Ben her şeyin 3/1 ortağıyım. Yol gelişte belli. Bütün Türkiye öğrendi şimdi işte. Çıktığımız yol belli. İşlerin başında benim. Sen olursa yaparken fabrikada işçiydin. Eşin de başka bir yerde çalışıyordu. Fabrikada vasıfsız işçiydin. O Kuruçeşme'deki yeri ben yaptım, ben aldım. Peki. Utanmadan bana uyuşturucu satıcısı diyor. Ulan kitaplar yazıldı lan bununla ilgili. Sen uyuşturucu satıyorsun diye kitaplar yazıldı. Gittin, kitapların toplatılması için savcılık kabul etmedi. Bununla ilgili kitaplar var. Ben öyle oradan buradan uydurmuyorum. Sattınız işte, torbacılık yaptınız orada. Her türlü şerefsizliği yaptınız. Artık hiçbir şey umurumda değil. İnceldiği yerden kopsun. Ulan atma Hamidi'ye atma diye yalvarıyordunuz. Herkes biliyor lan.
Şimdi bana anlattırma. Ha? Atma Hamidi'yi, atma. Dayı abi bile diyordu, buhar atmıyorsun değil mi bunlara falan filan. Ha? Yani şimdi öyle oralara sokma. Nereden inecek? Ne kopacak lan? Ulan oraya birisi geldi mi arkaya, yazıhaneye kaçıyordunuz be. Senin ne korkak olduğunu biliyorlar lan. Ulan suç ortağın Saffet Alyan sattın adamı. 50 tane ülküdaşının arasında senin yüze tükürdü. Tuh lan dedi, sattın adamı. Hiç bok yapamadım lan. Bütün ülkü camia biliyor. Ha? Saffet abi sattın. Şeref, ispiyonladın onu. Bir ton ceza yattı adam. Ha? 50 kişinin içinde seni tükürdü. Mecburen gitmek zorunda kaldın bir cenazeye. Ülkücünün cenazesine. Ha? Kalleş. Hiçbir yok. İnceldiği yerden kopsun. E kopsun. E yan yana gelemiyoruz ki kopsun. Bir yan yana gelsek kopacak da. Allah Allah ya. Falan filan bekletiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi diyor ki, bunları hepsini tek tek yazarak diyor, oradan buradan başlayarak, önce çocuklarına sonra arkadaşlarına ulaştıracağım. Ya oğlum, siz ne aşağılık adamsınız ya. Ha? Ya siz ne aşağılık adamsınız ya. Ulan kadınlara ve çocuklara asla kuralı bütün dünyada geçerlidir. Senede 10 tekrar baba filmini seyrediyorsun. Mafya filmini seyrediyorsun. Oradan replikler, duruşlar oluyorsun. Hiç görmedin, hiçbir şey öğrenmediniz oğlum siz ya. Ha? Çocuklarım beni tanıyor. Ha bilmiyorlardı biliyor musun? Geçmişinde cezaevi attım falan filan. Hani babadır, rol modeldir, özenmesinler diye, tamam mı? Çocuklar beni tanıyor. Ben çocukların babasıyım yani. Benim nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. E seninkiler seni biliyor mu? Ha? Annesinin ağzını burnunu, ulan namusunu dövüyorlar lan senin yanında. Ağzını burnunu kırıyorlar, sesini çıkarmıyorsun. Lan bundan daha aşağılık bir şey var mı be? Ha? Namusun lan senin. Kızların oldu, torunun oldu. Ha? Şerefsiz. Çocuklarım öğrenecekmiş de bana. Neyi öğrenecek oğlum? Ha? Ne yapsak beraber yaptık lan. Aşağılık adam. Sana da yazıklar olsun be Tayyip abi. Bu şerefsizlere sana 50 kere mektup yazdım ben. 50 kere mektup yazdım ben. Sana dedim ki kol kırılsın, yer içinde kalsın. Ha? Sana doğru da geliyoruz ha, hiç merak etme. Bak, hırsızlığı mırsızlığı yazdım, başka bombalar da var. Onlar da geleceğiz yani. Ha, şunu kabul etmiyorum ya. Çocuklarımın arkadaşları da öğrenecek. Ulan onlar beni tanıyorlar. Ben çocuklarla o kadar ilgili babayım ki sürekli çocuklarımın organizasyonlarına giderim. Okul yani organizasyonlara giderim, katılırım. Beni çocuklarımın gittiği okulda bütün veliler yılın babası seçer biliyor musun? Aşağılık adam. Esas seni tanıyacak şimdi bütün Türkiye. Pezevenk lan. Mustafa Erdoğan'a ulan utanmıyor musun lan karı götürmeye? He? Pezevenk herif lan. Sana Sedat Peker pezevenk derken kızdı için demedik. Biliyor işte elinde deliller var. Götürüyordun. He? Robert Kolej'in arkasındaki villaya şimdi kimin olduğunu söyletmeyin bana. Oraya götürüyordun. Daha sonra ne yaptınız? Ulus'taki yazarlığın altında bir tane yer yaptınız. Gözler çok fazla Mustafa Erdoğan'ın üzerine düşünce. Orada lan yapıyorsunuz o işi. Mustafa Erdoğan orada yapıyor lan o işi. Ha? Ulan utanmazlar. Bütün personel biliyor. Polis korumalar var. Yani gözünle gördün mü? Hiç kimse hiçbir şeyi gözünle görmüyor. Pezemek, şerefsiz. Zeki sen de. Aşağılık adamsın. Bu mesajı sana eşim atıyor. Mesajı okuyorsun. Telefonunu kapatıyorsun. Aşağılık, şerefsiz. Dolandırıcı. Adi. Yani sana her şeyi söylemek lazım ya. Her şey kifayetsiz kalıyor ya sen. İnsan mı insan değilsiniz be. Aşağılık adam lan. Annemin evinde kalıyorduk lan. Beş paran yoktu. Bankaları dolandırmışsın. Halı sahaya gömmüşsün. Gerizekalı parasız kalmışsın. Doğan ne araban var. Gidiyorduk sana Bomonti'de tekstil fabrikalarının önündeki tezgahlardan hani bugünün parasıyla 50 liraya 100 liraya eşofman alıyorduk lan. Öyle bir duruma düşmüştün lan. Ha? Senin çaldığın paraları, dolandırdığın paraları ödedik lan biz. Ha? Şerefsizler. Bir kuruş verdiniz mi lan o paradan bana? Al şu 50 bin doları, 100 bin doları. Gençsin sen de hani bir şey yap. 10 bin doları, 20 bin doları. Olur ya gençsin ya. Bir kuruş girmedi be. Sermaye yapacağız. Tamam yaptık işte sermaye. Ne var ne yok. Üçte bir benim. Amerika'da kayınbiraderim var ya senin. Ha? Engin Civan. Onunla beraber. Şimdi onun oğlunu getirmişsin buraya. Babasının ülkeyi soyduğu yetmemiş gibi. Onun oğlunu da getirmişsin kayınbiraderin. Tamam mı? İşine bir sözüm yok.
Gördüm annemin evini bir kere. İyi bir kadın. Tanımam, etmem, bir sesim yok. Oğlunu getirmişsin, TRT'de iş yapıyorsun. TRT'yi soyuyorsun lan işte. Babasının emlak bankasını soyup batırdı yetmemiş. Şimdi de oğlu gelmiş burada fare gibi TRT'yi tırtıklıyor. Ha? Aşağılık. Yani her yerinden bok akıyor. Ulan şunu nasıl yazarsınız lan bana? Oğlum sizin var ya ipe sürecek aklınız yok ya. Lan nasıl yazarsınız oğlum bunu ya? Ha? Nasıl lan benim infazımı yakarsınız? Hiç düşünmüyor musunuz? Ya bu adam söylerse biz rezil oluruz ya. Ha, kendi aranızda bir şey yok. Hepiniz aynı boksunuz. Hırsızlar toplanmışsınız. Çocuklarınız aynı ekiple arkadaş. Utanma duygusu diye bir şey yok. Hepinizin işi devleti soymak, hırsızlık, yolsuzluk. Bu mesaja gene geleceğiz. Bir de şunu söyleyeyim bitireyim ya. Kusura bakmayın uzattım. Ha, bir de diyor ki Mehmet Açmaz diyor. Suçunu itiraf etmiş. Mektup dosyada. Biz bir şey yapmadık. Ya arkadaş siz var ya oyun da kuramıyorsunuz. Yalan da söyleyemiyorsunuz. Ulan gerizekalı ben yargılanırken somut delil var mı? Yok. Yargıtay'da var mı? Yok. Ona rağmen bu cezalar verilmiş verilmiş. Ondan sonra mektup koysan ne koymasan ne. Şöyle yapalım. Şimdilik hoşça kalın. Daha sonra gene bu konuda devam edelim. Biraz sinirlendim kusura bakmayın sizle alakası yok. Bütün afram tafram işte kızmam mızmam o şerefsizlere aşağılık her türlü neler ne varsa söylüyorum öyle kabul edin tamam mı? Küfür yok onlara. Hoşça kalın.